Merhaba, InvestAZ'a yatırım menkul değerlerden ben Engin Tozkoparan. Piyasalara baktığımızda Euro-Dolar paritesinde dün de yükselişin devam ettiğini takip ettik. Veri akışı bakımından çok yoğun veri akışı yoktu. Ancak geçtiğimiz hafta Jackson Hole toplantısında Merkez Bankası başkanlarının konuşmaları paritedeki yükselişte etki etti. Özellikle burada Yellen'ın konuşmasında para politikasına çok değinmemesi doların euro karşısında değer kaybetmesine ve paritenin yükselmesine neden oldu. Yükselişlerin devam etme durumu söz konusu olursa takip edebileceğimiz seviyeler 1.1960 seviyesi, bunun üzerinde bir fiyatlama görürsek 1.20 seviyesi euro dolarda test edilebilir. Geri çekilmelerde takip edebileceğimiz destek noktası ise 1.19 seviyesi, bunun altında bir fiyatlama görürsek 1.1850'lere kadar geri çekilme euro dolarda görebiliriz. Kur tarafına bakacak olursak dolar Türk lirasında düşüşün devam ettiğini takip ediyoruz. Burada özellikle geçtiğimiz dönemde 3.50 seviyesinde uzunca bir süre oyalanmıştı kur. Doların küresel piyasada değer kaybetmesi TL'nin dolar karşısında değer kazanmasına ve kurun da sert geri çekilmesine neden oldu. Burada tabii Yellen'ın konuşması da etkili oldu. Destek noktası olarak takip edebileceğimiz seviyelere baktığımızda 3.44 seviyesi önemli. Bunun altında bir fiyatlama görürsek de 3.43-40 seviyelerine kadar geri çekilmeleri kurda görebiliriz. Yükselişlerde direnç oluşturabilecek seviyelere baktığımızda ilk etapta karşılaşacağımız 3.45 seviyesi, bunun üzerindeki fiyatlamalarda 3.46 seviyelerine kadar yükselişler kurda görebiliriz. Altın tarafına bakacak olursak altında da yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Hem küresel piyasadaki siyasi gerginliklerin devam etmesi altına olan güvenli liman alımlarını beraberinde getirmişti. Bunun yanında da Yellen'ın konuşmasında doların değer kaybetmesi, altındaki yükselişin devam etmesine sebep olan başlıca nedenler. Yükselişlerde takip edebileceğimiz direnç noktası 1.300 seviyesi, hem de bir psikolojik direnç oluşturmakta. Üzerinde bir fiyatlamada teknik direnç noktası olarak adlandırabileceğimiz 1.304 seviyesi mevcut. Geri çekilmelerde destek oluşturabilecek seviyelere baktığımızda 1.290 seviyesi önemli. Bunun altında bir fiyatlama görürsek de 1.283 seviyesi altın için takip edilebilir. InvestAZ'ya yatırım menkul değerler, iyi yatırımlar diler.